Biz Hatayspor 5 yıl önce 3. lige düşerken 13 puanla sondan ikinciydi. 13 maç kalmıştı. Oradan aldık ve oldukça da yüklü bir borcu vardı. O günü, o yıl son maçta Nazilli Spor'u 2-0 yenerek ligde kaldık. Berabere kalsaydık düşüyorduk. İlk yıl kurtulduktan sonraki ilk yıl playoff oynadık ikinci ligde. İkinci yıl direkt birinci lige çıkma başarısını gösterdik. İkinci yıl çıktıktan sonra birinci ligdeki ilk yılımızda üçüncü olduk. Ve playoff oynadık. Playoff finallerinde Gaziantep'le bir berabere kaldık. Birbirlik maçın sonucunda uzatmalarda 5-4 mağlup olup evimize döndük. Ondan sonraki yıl, dördüncü yıl yine biz çalışmalarımıza devam ettik. Takımımızı bozmadık. Birkaç takviye ile birinci lige başladık. Hem Türkiye Kupası'nda çok başarılı sonuçlar aldık. Hem de Süper Lig'e birinci takım olarak çıkma başarısını gösterdik. Bu yıl da Süper Lig'de ilk defa top koşturan bir Hatayspor var. 52 yıllık bir geçmişe sahip ama ilk defa birinci ligde koskoca devlet bakiyesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en uçtaki Serhat şehri yaklaşık 1 milyon 650 bin civarında nüfusu olan güçlü bir şehir ilk defa Süper Lig'de temsil ediliyor. Tabii biz Süper Lig'e çıkarken herkes bu işin tesadüfi olduğunu düşündü. Birçok kamuoyu, spor kamuoyu, futbol kamuoyu. Halbuki biz 5 yıllık buraya gelene kadar dizlerimiz, ayak bileklerimiz, ayak tabanlarımız gerçekten de yara olmayan yerimiz kalmayarak geldik buraya. Yani asansörle çıkmadığımız yerdeyiz şu anda. Ve şu anda da Türkiye Süper Ligi'nde 6. sıradayız. Bugün de sizin ifade ettiğiniz gibi çok önemli bir rakibimiz. 4-1'lik deplasmanda bir galibiyetle evimize döndük. Çok şükür bu pozisyonda olmak tabii ki spor kamuoyunda Hatay'ı çok önemli bir yere taşıyor. Atakaş Hatay Sporu. Ama şunu bilinmesi lazım ki bu tesadüfi bir başarı değildir. Bunun bu başarının altında en az 100 kişinin emeği vardır. Ve bu emeğin sonunda da biz şu anda 6. sıradayız. Tabii ki bütün amacımız bu sene ligi ilk onda bitirmek ve asansörle gelmediğimiz Süper Lig'de asansör olmadığımızı, asansör takımı olmadığımızı göstermek ve spor kamuoyu tarafından da özellikle centilmenliğimizle, sempatimizle oynadığımız kaliteli futbolla spor kamuoyunda özellikle futbol kamuoyunda iz bırakmak. Ben özellikle bize bugüne kadar yağmurda, çamurda, bıkmadan, usanmadan, deplasman, iç saha demeden gece gündüz arkamızda olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yönetimdeki bütün arkadaşlarımıza, başkanlarımızdan itibaren ayrıca teknik ekiplerimize ve futbolcu kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu önemli bir çalışmanın ürünü. Şimdi hep Türkiye'de hep herkes bir şeyler söyler spor adına, eğitim adına, başka şeyler adına ama genelde de insanlar söylediklerini yapmaktan uzak bir hayat sürerler. Biz Avrupa'da insanlar nasıl düşünüyor, nasıl başarıya koşuyor? Biz aynı Avrupalı gibi düşünüp ona göre hem altyapımızı hem profesyonel takımımızı dizayn edip takımın bütün öğeleri tepeden tırnağa aynı istikamette hareket ettiğimiz için başarılıyız. İstişare bizim kültürümüzde çok önemli. Yani herkes konuşur ama çoğu insan yapmaz, kafasına göre takılır. Bizde istişare kültürü çok üst seviyededir. Önce şunu söyleyeyim. Süper Lig'de yeni bir takımı şekillendirdik. Bir sportif direktör atadık. Sportif direktörümüz pro lisans sahibi. ODTÜ mezunu bir kardeşimiz. Yıllarca yurt dışında hem eğitim görmüş, yurt dışında hocalık yapmış, yurt içinde yardımcı hocalık yapmış. 5 yıl önce de bizim hocalığımızı yapmış bir kardeşimiz. Bu kardeşimizi öncelikle biz yönetim olarak sportif direktörü olarak atadık. Ve bununla birlikte biz hoca ve ekip arayışına girdik.
Tabii şimdi Ömer Erdoğan kardeşimizle anlaştık. Bu kardeşimizin geçmişte antrenörlükte çok bir geçmişi yok. Sadece benim bildiğim Fatih Karagümrük'te geçen sene birincilikte 11 maça çıkmış. Ondan sonra ayrılmış. Ama bu arkadaşımıza da baktığımız zaman İngilizcesi, Almancası olan, Avrupa bir background'u olan, Türkiye'de işte Bursa Spor, Galatasaray, Erzurum Spor gibi önemli takımlarda Süper Lig'de top koşturmuş. Ertuğrul Sağlam Hoca'nın da yardımcılığını yapmış bir kardeşimiz. Bu ve ekibiyle biz konuşup bununla da anlaştık. Son itibariyle bize önerilen değil, bizim seçtiğimiz bu arkadaşlarımız, Fatih Hocamız, Ömer Erdoğan Hocamız, bunların ekibinin ve bizim yönetimin beğendiği futbolcular belki de 1000 tane futbolcu izlendi yaz boyunca. Biz bize önerilen değil, bizim istediğimiz futbolcular aldık. Hem takıma tecrübeli, Amerika tecrübesi var. Biz onu Amerika'daki takımından beri takip ediyorduk. Hatta bize bir gelip gitti. Bizim önceki hocamız almadı. Ama şimdi baktığımızda hem umut vadeden hem de bizi bir yere taşıyacak futbolcu olarak gördük. Bu kardeşimizi biz devre arasında transfer ettik. Yine Muhammed'i transfer ettik. Yani takımda tecrübeli arkadaşlarımız var ama genelde genç yeteneklere fırsat veriyoruz. Ve gerçekten arkadaşlarımız olsun, biz olalım, yönetimdeki arkadaşlarımız olsun. Bilimsel gerçekler doğrultusunda Hatakaş Hatayspor'u geleceğe taşımanın gayesi içerisindeyiz ve hepimizin istikameti aynı. Yani insanlar geleceğe umutla baksın ve bulunduğu günlerde mutlu olsun istiyoruz.